Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere bezelye yapıyorum. Kuşbaşılı, havuçlu, patatesli bezelye yapacağım. Şimdi soğanımızı ne kadar seviyorsanız, az seviyorsanız, az çok seviyorsanız çok koyun. Ben 2 soğan koyuyorum. 2 orta boy. Çok seviyorum çünkü yemeklerde soğanı. 2 soğanı kuşbaşı, aman ne kuşbaşısı. İşte böyle kestim, doğradım. Bir güzel. Şimdi soğan kavrulurken mutlaka aynı zamanda havuçlarımızı da ekleyelim. Düşmeyin. Tekerle çalışmanın zorlukları. Neyse şöyle elimle atayım. Şimdi bunun bir püf noktası daha var. Şimdi o çok önemli. O da nedir biliyor musunuz? Havucu attığımız zaman tuz koymamız lazım ki havucun rengi çıksın. Soğan da suyunu güzelce salsın. Bu tuzun faydası bu. Bunlar böyle kavrulurken bu işi halletmemiz gerekiyor. Tuz işini. Şimdi güzel böyle bunu birazcık kavuracağız. Göreceksiniz zaten böyle turuncu turuncu havucun renklerinin çıktığını suyuna göreceksiniz. Tamam. Bu kıvama geldiği zaman etlerimizi de atıyoruz. Ben yağsız et alıyorum. Yağsız kuşbaşı. Çok yağlı sevmediğim için. Böyle hızlı ateşte İyice bir kavuralım bunları. Dikkat edin soğanları yakmayın. Evet. Birazcık salça koyuyorum. Ben çok salça böyle sevmiyorum böyle kıpkırmızı. Seviyorsanız siz daha fazla koyabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar benim elim çabuktur ha. Bir saatte 4-5 çeşit yemek yaparım size yani o derece. Ve gerçekten de elim lezzetlidir. Salçayla da bir güzel kavuruyoruz. Salça çiğ kalmasın, kokmasın. Biraz kimyon. Azıcık karabiber. Bir çay kaşığı zerdeçal. Bunları iyice karıştıralım. Ay nasıl güzel koktu. Of maşallah. Harika koktu. Evet. Şimdi minik doğradığım patatesleri atacağım. İçine. Patatesi en son atıyoruz. İyice et böyle bir şey olsun da pişsin. Patates çünkü çabuk pişen bir şey biliyorsunuz. Bunu da böyle bir çeviriyoruz. Oy. Oy 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 oy. Arkadaşlar kusura bakmayın. Kamerayı çok sallıyor olabilirim. Ne yapayım? Tek elle yapıyorum. Evet, son olarak da bu bezelyeleri geçen hafta almıştım. Ben bunları ayıkladım, buzluğa koydum. Böyle az az kullanacağım kadar. Buzluktan çıkardığım gibi sudan geçirdim, yıkadım. Şimdi onu da döküyorum. Son olarak bunları kaptıktan sonra bunları böyle bir karıştırıyorum. Ben yemekleri böyle çok sulu sevmem, böyle çorba gibi. O yüzden su kıvamını siz nasıl seviyorsanız öyle ayarlayın. Rengin güzelliğini. Evet, sıcak su koyacağım şimdi. Patates olduğu için içinde çekecek tabii bu suyu. Ben böyle az sulu seviyorum. Şimdi bu çekecek. Evet. Harika. Şimdi ben bunun ağzını kapatacağım. Bu pişecek. Piştiğini de zaten patatesinizi, bezelyenizi kontrol edin. Etin
yani piştiği zaman kapatın. Afiyet olsun. Bu iftar akşamları Ramazan günlerinde de çok güzel olabilir. Yanına bir de pilav yaparsınız. Domatesli pilav. Uf, mis gibi yersiniz. Şimdiden afiyet olsun. Ellerime sağlık. İnanın çok güzel ve çok faydalı. Beni izlemeye devam edin. Teşekkür ediyorum. Hepinize iyi Ramazanlar.